Evet, yine yanımızda Eynelli Köyü, Küçük Eynelli Köyü sakinlerinden aynı zamanda yeni dönem muhtar adayımız Sayın Nizam Kaya. Nizam Kaya sizlerle. Nizam abi, kendini anlat bakayım. Ben resmi kurumdan emekliyim. 8 senelik emekliyim. 6 senedir devamlı köyüme geliyorum. Köyde yaşıyoruz. Köyde bir bahçem var. Küçük bir seram var. Tavuklarım var. Onlarla vakit geçiriyorum. Evet. Bu dönem aday... Nasip olursa adaylığımızı koyduk. Evet. Köy için bir şeyler yapmak için. Ankara'daki çevreme güvenerek de bir şeyler yapmak için adaylığımızı koyduk. Çok güzel abim. Hayırlısı diyelim. Hayırlısı Allah'tan, nasipse. Evet. Aynı zamanda sponsorumuz Hasan abimize buradan çokça selamlar. Ondan Allah razı olsun ki böyle bir sponsorluğa vesile olduğu için kendilerine teşekkür ederiz. Hasan abiyle aran nasıl? Beraber yemiş içmişliğiniz var mı? Burada 2 senedir. Daha önceden ben pek fazla gelemediğim için burada 2 senedir beraberlik bir çay sohbetimiz oldu. Güzel abim. Cana yakın bir insan. Çok sevilen bir insan. Cana yakın, sevilen, yardımsever, hayırsever bir abimiz. Evet. Peki Küçük Eynerli Köyü'nde en son ne zaman düğün oldu? Kimlerin düğünü oldu? Ve düğünlerde neler yapılıyor? Düğünlerde biz de demin ki büyüklerimizin dediği gibi bizde birlik beraberlik sonsuzdur. Evet. Cenaze ve düğünde birlik beraberimiz var. Diğer zamanlarda pek öyle Ankara'daki işlerden dolayı ziyarette pek olmaz. Evet. İşin gerçeği. Düğünlerimiz en son ben burada olamadım. Benim çocuklarım gitti. Ankara'da birçok düğünlerimiz var. Evet. Güzel abim. Var mı şimdi çocuk? 3 tane oğlum var. 3 tane gelinim, 4 tane de torunum var. Oğlanlar ne iş yapıyor? Oğlumun ikisi resmi kurumda. Bir de özel şirkette. Hepsi de işimde gücünde. Evet. Ankara'da ne işle uğraşıyordun abim? Ankara'da resmi kurumda. Başbakanlık devlet personelinde çalışıyordum. Orada emekli ayrıldım. 8 sene oldu. Aynı zamanda bir ticari amaçlı bir dükkanımız vardı. Fotoğrafçılık üzerine. Düğün çekimleri, bu tür toplantılar, seminerler, çalıştaylar, o çekimlere gidiyordum. Peki mesleğinin zorlukları nelerdi fotoğrafçılıkta? Mesleğin zorlukları herkes işini bilen de bilmeyen de iş tarif etmesiydi. Yani, bilen de tarif ediyor, bilmeyen de. Bilmeyen de kendisi çok iyi biliyormuş gibi. Hani bu tür şeyleri sizler de yaşıyorsunuz. Hani şuradan çek, şunu şöyle yap. Ama orada bir gün ışığını, şunu bunu, onları çok yaşıyorduk. Şey miydi, yaptığım işi beğendirmek zor mu oluyordu? Yaptığımız işi beğendirmek zor olur. İlk önce tartışırsın, daha sonra kendilerine verdiği zaman çok büyük teşekkürler alırsın. Evet. Peki sana desem ki Küçük Eynerli Köyü'nü bana anlat desem ne anlatabilirsin? Küçük Eynerli Köyü'nü size anlat desem birlik, beraberlik, dostluk anlatırım. Evet, cana yakın misafirlik, diyorsun. Şu an ne desek ki bir işimiz var desek söz komple yardıma gelir. Çok güzel abi. Var mı peki Ankara'da yaşayan Küçük Eynerli Köyü gurbetçilerine söylemek istediğin? Onlara tek şeyim köyümüze hizmet açısından bütün emeklileri köyümüze kayıtlarını getirmek istiyoruz. Onlara diyoruz ki köye gelin kayıtlarınızı, köyümüzün nüfusunu çoğaltalım. Devletten hizmet almak için köyünde nüfusun az cümlesini kullanmak istemiyoruz. Köyümüzde şu kadar bir evimiz var, şu kadar köyümüz var. Diyetten bütün emeklerin yani köye gelmesini istiyoruz. Gelin köyde yaşayın diyoruz. Neye Ankara'da yaşıyorsunuz? Evet. Onlar da diyor ki çoluk çocuk torun hep Ankara'da diyor. Tamam, onlar haklı. Haklılar ama köyden de hizmet almak istiyorlarsa, köyde bir şeyler yapmak istiyorlarsa, bizim köyümüz şöyle şöyle geri kalıyor diyorlarsa onu da dememesinler lazım. Muhtar şunu yapmıyor, bunu yapmıyor. Muhtar bunu yapmıyor, şunu yapmıyor ama muhtarın gücü yetmiyor. Köyde nüfus köyü yok. Davet ediyor da bak yalnız gelirlerse bahçe yapmasınlar onu da söyle yalnız. Evet, nüfus kalıyor. Evet. Tabii geldikleri zaman da herkes... Başında yiyip de yani bir de bahçe yaptırıp temeli susuz kalmıyor kan mı? Ha, o zaman da onlar o zaman için. O zaman da bütün evlere şebeke dağıtırız. Evet, şöyle bir selam gönder abim seni tanıyanlara. Ankara'daki, gürbetteki bütün büyüklerimize saygı ve sevgiler.
Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Tamam abi. Sıradaki de...